Değerli öğrenciler merhaba. Eğik düzlem testinin 3. sorusunda beraberiz. Cisimleri belli bir yüksekliğe çıkartmak için oluşturulan rampa düzeneklerine eğik düzlem denir. Eğik düzlemlerde eğim arttıkça kuvvet kazancı azalır. Bu bilgi bizim için önemli. Hemen altını çizelim. Eğim artarsa kuvvet kazancı azalır denmiş. Aşağıda yeni arabaların bir yerden başka bir yere nakliyeleri sırasında kullanılan araca yükleniş şekilleri gösterilmektedir. Görsellerdeki eğik düzlemlerin boyları aynı, yüklenen araçlar ise özdeştir ifadesi kullanılmış. Şimdi görselleri bir inceleyelim. X görselinde rampanın eğimi daha azken, Y görselinde rampanın eğimi daha fazladır. Buradan da yukarıdaki bilgiyi kullanacak olursam şu sonucu çıkartabilirim. Rampanın eğimi fazla olan da kuvvet kazancının daha az olması gerekiyor. Yani Y'de eğim fazla, kuvvet kazancı ise daha az. Kuvvet kazancı burada azdır. Kuvvet kazancı az. X'de ise eğim daha az olduğu için kuvvet kazancı daha fazladır. Böyle bir ters orantı var. Kuvvet kazancı burada daha fazla. Kuvvet kazancı fazla. Buna göre bu olaylarla ilgili olarak yapılan yorumlardan hangisi doğrudur denmiş. Öncülleri inceleyelim. 1 numara. X görselinde kullanılan rampadan elde edilen kuvvet kazancı, Y görselinde kullanılan rampadan elde edilen kuvvet kazancından fazladır. Bu ifade doğru. Zaten burada da yazmıştık. X'de kuvvet kazancı fazla, Y'de azdır diye. 2'de X görselinde kullanılan rampanın eğimi, Y görselinde kullanılan rampanın eğiminden fazladır. Bu ifade yanlış bir ifade. Çünkü Y'deki eğim daha fazla. Buradaki diklik daha fazla. Dolayısıyla Y'deki eğim daha fazla olacaktır. 3'te X görselindeki rampada yapılan iş, Y görselindeki rampada yapılan işten daha azdır denmiş. Bu ifade de doğru. Neden? X görseli ve Y görselinde arabalar özdeş. X görselindeki araba daha az bir yüksekliğe çıkarken Y görselindeki araba daha fazla bir yüksekliğe çıkıyor. Aynı arabayı daha yükseğe çıkarttığımda daha fazla iş yaparım. Dolayısıyla X görselinde yapılan iş Y görselinden daha az olmuş olur. Doğru cevabımız B seçeneğidir.